Pek kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, sualleriniz üzerine huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Sorun malumdur. Partimizin içinden ayrılıp parti kurmaya çalışan arkadaşlarımızı ben de sizler gibi basından takip ediyorum sizlerin aracılığınızla. Endişeliyim, kaygım büyük, üzüntülüyüm. Ben o arkadaşlarımın yol arkadaşlarım olduğunu biliyorum. Onların bir ağabeyleri, bir kardeşleri olarak, bir mesai arkadaşları, bir dava arkadaşları olarak aramıza dönmelerini istirham ediyorum sizlerin vasıtanızla. Sevgili arkadaşlar, takdir edersiniz ki siyaset bir uzun maratondur. Nerede, ne zaman yarışın sonlanacağı çok belli değildir. O yüzden bu tür hareketlere dikkat etmek lazım. Ne zaman neyin başımıza geleceğini Allah'tan başka kimse bilemez. Bakın, parti kurmak beyhude bir uğraştır. Eğer parti kurmak hayırlı bir uğraş olsaydı o partiyi ben kurardım. Takdir edersiniz, abiniz, kardeşiniz olarak söylüyorum. Türk siyasetinde özgür ağırlığı olan bir adamım. Benim kadar özgür ağırlığı olan bir adam da bulamazsınız. Siyasette özgür ağırlık çok önemlidir. Ben hayatım boyunca yalpalamadım, yön değiştirmedim, değiştirmem de. Bu saatten sonra da değiştireceğimi zannetmiyorum. Ben Sayın Abdullah Gül'ün de, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da, Sayın Ali Babacan'ın da çok değerli, önemli siyasetçiler olduğunu, dava arkadaşlarımız olduğunu, onların aramızda olması gerektiğini bir kez daha sizlerin aracılığınızla hatırlatıyorum. Arkadaşlarım lütfen dönün. Biz bakın, Sayın Cumhurbaşkanı sağ olsun takdir etmişler bize, sarayda bir makam uygun görmüşler. Biz de seve seve kabul ettik şerefle. Şu anda mesaimizin başındayız. Onlara da o Bingisur odadan birer tane oda çıkar diye düşünüyorum. Buradan da müjdeyi vermiş olayım. Gelirseniz beraber para diyorum. Görevimizi ifa ederiz. Saygılar.